Emi de onlardan bir tanesiydi. Davet edilmedi demişti. Nasıl değerlendirirsiniz Murat Kurum'un performansını Sayın Sağlar? Anımsayacağız çok yakın zaman içerisinde. Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını bulmakta epey zorlandı. Sonunda Murat Kurum'u getirdi. En yakın adamlarından bir tanesi. Ama Murat Kurum'un da kazanamayacağını biliyor. Onun için de bol keseden atılıyor. Yani bundan önceki verilen bütün sözler olduğu gibi. Hatırlayacak çok daha yeni bir sene önce 14-28 Mayıs seçimlerinden önce 2023'te ne vaatler verilmişti hatırlarsınız Türkiye'de insanlara. Ama bu vaatlerin hiçbiri olmadı. Tam tersi oldu. Ertesi gün Cumhurbaşkanlığı öyle veya böyle bir yolla kazanıldıktan sonra zam üzerine zam geldi ve hayat pahalılığı dayanılmaz bir noktaya geldi. Sonunda işte faiz neden enflasyon sonuçtur diyen baş ekonomistimizin yanlış yaptığı anlaşıldı. Faizler arttırıldı. Buna da dayanmadılar. Çünkü o bizim emeğimizle oluşturduğumuz gelirimiz bizim cebimizden onların yandaşlarına hortumlanan bir sistem bu. Bugün uyguladıkları ekonomik model. O nedenle Merkez Bankası Başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Basit bir olayla, babasıyla falan filan. O olayın da doğru olmadığı daha sonra da ortaya çıktı. Şimdi ben Murat Kurum'un en defolu olan adaylardan biri olduğu düşüncesindeyim. İşte Ilıç en son olay başımıza gelen Ilıç ve ondan daha geriye doğru gidin. Her İstanbul'da gittiği yerde TOKİ mağdurları var. Bunların hepsinin müsebbibi kurum. Şimdi o kurum bunları hep unutarak arkasında devlet olduğunu bilerek atıyor. Her şeyi söylüyor. Ama İstanbullu buna inanmıyor. Mersin'deki, Anamur'daki, Tarsus'taki insan da inanmıyor. Yani söylediklerine ve gülerek bakıyor. AKP bence müthiş bir yenilgiyle karşı karşıya kalacağı düşüncesindeyim. İstanbul için söylüyorum. Ankara, İzmir'de zaten AKP'nin esamesi okunmuyor. Orada da başka şeyler yapılıyor. Mesela İzmir'deki adayları da CHP'lilerin iyi şeyler yaptığını söylemek zorunda kalıyor. Oradaki yapılan hizmetlerden kaynaklanarak. Hele Ankara'daki adayları yani çok gülünecek bir şekilde et-but meselesine kadar indirdi işi. Orada Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanının yaptıklarının karşısında ezildiğinin göstergesidir. O nedenle buralarda sıkıntıları var. O sıkıntıyı aşmak için devletin bütün ağırlığına geliyor. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı diyeyim, partili Cumhurbaşkanı her gittiği yerde İstanbul'da da en son söylediği gibi ben iktidarım. Yerel yönetimlere bana oy vermezseniz size hizmet etmem anlayışını söylüyor. İlk bunu Hatay'da söyledi. Evet. Ve tam insanlık dışı bir anlayış, yani vicdanı olan insanların ah böyle şey söylenir mi? Hatay büyük bir felaket yaşamış, binlerce insan orada ölmüş, hala aç susuz, barınacak yeri yok. Siz ona diyorsunuz ki bana oy vermediğiniz için size hizmet götürmedik. Bilerek söylüyorsunuz bunu. Size bunun için garip kaldınız diyorsunuz. Şimdi bunun üzerine rahmetli Özal'ın oğlu Ahmet Özal bana bir mesaj attı. Dedi ki 1989 seçimlerinde Anavatan Partisi'nin reklam dizaynerları yani propaganda mümessilleri benzeri bir şeyle çıkmıştı. Eli kolu bağlı belediyeler yaratmayın diye. Bu öyle ters tepti ki sadece Malatya ve Pursakları kazandı Anavatan Partisi. Aynı şey şimdi AKP'nin başına gelecek dedi. Ben de onları yaşayan, o günleri bilen 89'da Türkiye'nin birçok %60'ı belediyesini kazanan bir partinin genel yöneticilerinden bir tanesiydim. Dolayısıyla oradaki Anavatan Partisi'nin ve Özal'ın çektiği sıkıntıyı biliyorum. Aynı şekilde tehdit var. Yani siz yurttaşınızı tehdit ediyorsunuz. Yurttaşınız sanki sizin için bir koyun. Yani ben ne dersem yapar. Çok özür dileyerek söylüyorum ama Seçmen öyle değil. Sen bana oy verirsen ben sana hizmet ederim. O zaman sen niye oradasın? Yani sadece sana oy verenlere mi, bu mahallenin içerisinde, bu sokakta ona oy verenlere hizmet edeceksin, vermeyenlerin suyunu mu keseceksin? Böyle şey olur mu? Ama yapıyorlar, oluyor. Çünkü bugün de yazdım aslında, okuyabildiniz mi Evet. Bilmiyorum ama bir gündeki yazımda Forbes dergisindeki Amerikalıların ne yapmak istediklerini ile ilgili bir makale yayınlandı. O makalenin bir özetini koydum. Orada artık Erdoğan'ın durumunun çok kötü olduğu, sallantıda olduğunu söylüyorlar. Ve ben de onun için diyorum ki sizi emperyalist yandaşlarınız getirdikleri gibi götürebilirler. Ama hayır, onlar değil, bizim halkımız sizi götürecek. 31 Mart 2024 yerel seçimleri bunun ilk çıkış noktası olacaktır diyorum. Pekala, o zaman bu noktadan hareketle tam da şuraya gelelim. Öylesi bir seçim dönemi yaşıyoruz ki yine geçen haftalarda da konuşmuştuk. Aslında bunlar konuşulmasın diye bambaşka gündem başlıkları geliyor önümüze. Hızla yoksullaştığımız, gelir dağılımının hızla daha da adaletsiz hale geldiği bir süreç yaşıyoruz. En çok dar gelirli için, asgari ücretli için zor. İşte az önce ekranlara getirdik. Asgari ücret açlık sınırının altına iniverdi. Daha o ilk aydan asgari ücretli ilk kez maaş aldı bu ay. Emekliler 10 bin lirayla geçinmek durumunda. Bu tablo içerisinde acaba bunun sandığa yansıması olmayacak. Merkez bunu merak ediyor. Sayın Sağlar, bugün konuşulan bir kulis haberi gazeteci Nuray Babacan'dan geliyor. Gazete Pencere yazarı Ankara Kuşu köşesinde diyor ki AKP'lileri telaşlandıran bir durum var. Bazı anket sonuçlarından bahsediyor. Dilerseniz o köşeye de bakalım birlikte. Yönetmenimiz de ekranlara getirsin. Şöyle söylüyor bugünkü yazısında: yerel seçimlerden avantajlı çıkma planı yapan iktidar partisi sıkıntılı alanları belirlemek ve buna yönelik pozisyon almak için çabalıyor. Yapılan son araştırmalar gösterdi ki AKP'nin en güvendiği yaşlı ve emekli tabanında ciddi bir çözülme var. Ekonomik krizden en çok etkilenen kitlenin partiden uzaklaştığı ortaya çıktı. Son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. Ve AKP'den uzaklaşan bu grupta %30 oranında erime olduğu ortaya çıktı diyor gazeteci Nuray Babacan Ankara Kuşu köşesinde bugün bu kulis